LGS'ye son 64 gün hayallerimiz için çok değerli bir süre. Bu 64 günde gerçekten netlerimizi çok güzel artırabiliriz ve 64 günde 64 defa yanlış bile yapsak o 64 yanlışın doğrusunu öğrenip netlerimizi artırabiliriz. Çünkü şu anda öğrendiklerimiz aklımıza kalacak. Şu anda yaptığımız yanlışların doğrusunu öğrenirsek sınavda hepsini hatırlayacağız. Pıtır 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 yapacağız. Ve şu anla alakalı çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Şu andan itibaren denemelerinizi sakın sakın, sakın sakın arkadaşlar normal uçlu kalemle değil kurşun kalemle çözmeye başlayın. Sakın, sakın böyle uçlu kalemlerle değil kurşun kalemlerle çözün. Çünkü sınava kurşun kalemle gireceksiniz. Kurşun kalemi kendinize alıştırın. Günün sözüne baktığımızda en zor zamanlarınız genellikle hayatınızın en iyi anlarının kapısını açar. Devam edin. Zorlu durumlar en sonunda güçlü insanlar yaratır demiş Roy Bennett diye bir arkadaş. Şimdi gerçekten çok güzel bir cümle. Yani zaten kolay kolay hareket ediyorsan yani çok rahatsan zaten bir sonuç gelmeyecek demektir. Ama sıkıntılı günlerin ardından güzellikler gelir. Zorlukların ardından kolaylıklar gelir. Dolayısıyla emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. No pain no gain diyoruz. Şu anda belki biraz zorlanıyoruz ama gerçekten Haziran'da LGS'den çıktıktan sonra diyeceğiz ki oh be yapabildiğim kadarını yaptım. İyi de yaptım. Birazcık bazı isteklerim vardı. Daha fazlasını istiyordum ama olsun. Çok şükür bitti diyeceksiniz ve tercih döneminde de göreceksiniz. Çok güzel okullar sizleri bekleyecek. Günün yorumuna baktığımızda Ümmü Eymen Alınak diyor ki Matematikten hala yenilensiz soru çözemeyen sadece ben miyim diyor. Sadece sen değilsin ki 1500 beğeni almışsın ümmeymen. Şu anda birçok arkadaşımız gerçekten de matematikte sıkıntı yaşıyor. Bununla alakalı çözüm yolunu sizlere söyleyeceğiz. Ama arkadaşlar birincisi şunu söylemek istiyorum. LGS'ye girdiğinizde sadece 20 tane matematik sorusu sormayacaklar size. 20 tane Türkçe var, 20 tane Fen var, puanları yüksek biliyorsunuz 4 kat sayısından. İnkılap tarihi var, İngilizce var, Din var... Dolayısıyla siz bütün bunların hepsini çok iyi yaptığınızda, matematikten de yapabildiğiniz kadarını yaptığınızda inşallah yine hayallerinizdeki liseye gireceksiniz. Peki matematik yapabildiğim kadarını yapmak istiyorum ama onu da yapamıyorum hocam. Yani o kadarını bile yapamıyorum diyorsanız burada yapmanız gereken şey şu. Öncelikle ve öncelikle vazgeçmeden soru çözmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki yeni nesil problem bankanız var. LGS matematiği halletmek için hazırlanmış bu. Burada biz öğrencilere ilk başta temel sorular koyduk. Birinci soru temel soru. İkinci soru temel soru. Sonra beşe geçiyor. Niye beş hocam? Buradan devam etmiyorsun çünkü böyle devam ediyorsun. Üçüncü soru yine temel soru. Dördüncü soru orta soru. Peki neden böyle bir şey yaptınız hocam? Bunlar resimli yeni nesil duruyor. Aslında çok kolay soru. Böyle resim falan koyulmuş ama hala kolay soru bu. Sadece yeni nesil soruları size alıştırmak için böyle yapılmış. Yani böyle uzun resimli duruyor ama normalde salata için hiçbir şey yok. Çok okusan basit bir soru. Önce bu ön yargınızı yıkıyorsunuz. Sonra birazcık zorlaşıyor. Sonra birazcık daha zorlaşıyor. Sonra birazcık daha zorlaşıyor. En sonunda zor sorular geliyor. Yani en sonunda gerçekten birden fazla işlem yapmanız gereken sorular geliyor. Burada bir iki tane işlem yapıyorsunuz. Burada iki üç. Burada üç dört. Burada işte birden fazla işlem basamağı olan sorular yapmış oluyorsunuz. Böylece temel orta zor soru tarzlarıyla birlikte sizler net bir şekilde matematiği hallediyorsunuz. Burada bakın birincisi Einstein'ın bir sözü var ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur diyor. Biz bu tarz resimli bir soru gördüğünde korkuyorduk ki artık ön yargımızı parçalıyor. Diyoruz ki ben bunu hal yapabilirim. Baksana kolaymış. Sonra bunu yapabiliyorsun. Sonra bu biraz zorluyor tabii. Bu kadar kolay olmuş. Orta seviye. Sonra zor sorulara geçiyoruz. Ve böylece matematikte üstlü ifadelerde veyahut da işte kare ifadelerde, olasılıkta, cebirsel ifadelerde, doğrusal denklemlerde, aynı şekilde e, üçgenlerde harika bir şekilde soruları çok kazanan testlerde tekrar etmiş oluyoruz. Takıldığımız soru olursa, ister kolay soru olsun, ister zor soru olsun mutlaka kareka olarak da soruların çözümünü yapıyoruz. Yani biz matematikte öğrencinin ön yargılarını kırmak için öncelikle temel soruyla böyle resim yaparak öğrencileri yeni nesil problemlere alıştırmak istedik arkadaşlar. Peki. Günün kaynağımız ne? Günün kaynağı zor ve ötesi. Hocam ben bunları zaten yapabiliyorum diyorsanız o zaman zor ve ötesi alacaksınız. Çünkü Problem bankasında zor soru var ama ilk başta bakın temel, temel, orta, orta, ondan sonra orta, sonra bir zora geçiyor. Yani bir anda en zorla başlamıyor. Bu ise direkt zor ötesi. Yani ben matematiği zaten yapıyorum hocam diyen öğrenciler için ve hatta matematik hiçbir soruyu kaçırmak istemeyen öğrenciler için hazırlanmış bir soru. Burada gerçekten gözyaşı, e, challenge, mücadele, rekabet ne varsa aradığınız bütün zorlu kelimeleri bu kitap için kullanabilirsiniz. Gerçekten de zor. O kadar zor ki soruları, o kadar kaliteli ki Hepsini doğru yaparsan deha. Bir yanlış yaparsan süper zeka. iki yanlış efsane. Üç yanlış başarılı. Dört yanlış akıllı. Üç, 5 beş yanlış çalışkan. Altı yanlış da normal kabul ediyoruz. Yedi soruluk bir testte yani düşünün. E, yedi yanlış hepsini yanlış yapsan tecrübesi kabul ediyoruz. Gerçekten çok seçici sorular. Yani ben matematikte çok iyi yapmak istiyorum diyen öğrenciler için hazırlanmış zor ötesinde çözebilirsiniz arkadaşlar. Ama probleminiz varsa matematikte matematikteki problemleri problem olmaktan çıkarıyoruz. Yani LGS yeni nesil soruları problem olmaktan çıkarıyoruz. Bu tarz yöntemlerle temelden ortaya, ortadan da zora rahat bir şekilde hallediyoruz. Gün okulu Eskişehir Anadolu Lisesi, Eskişehir Tepe başında yine hukuk, mühendislik, eczacılık, tıp, diş hekimliği bu ve bunu benzer birçok liseden sizleri bekliyor. Anadolu Lisesi'nden de Fen Lisesi'nden de doktor, mühendis, avukat olabileceğini gösteriyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım çalışmaya devam ediyorsunuz. Güzel liseler sizleri bekliyor. Ben şu anda oturup LGS'ye çalışsam kazanamam ama sizler çalışırsanız çok güzel okullara girebilirsiniz. Ödülü sorunuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. <laughs>